Sayın Cumhurbaşkanı MHP Genel Başkanı'nın da ifadesiyle Türkiye'de hiçbir alakası yokken bir gündem oluşturdu ve başkanlık tekrar gündeme geldi. Türkiye'de terör her gün canımızı yakarken, ekonomide ciddi iflaslar ve sıkıntılar yaşanırken, eğitim ve sağlık bitmişken, kısacası Türkiye'nin çok daha önemli sorunları varken birden gündemimize başkanlık girdi. Gene Sayın Cumhurbaşkanı'nın eski hastalığı depreşti. Sayın Bahçeli'nin sayesinde. Anayasayı ihlal ederek, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini aşarak bu ülkeyi yönetiyorsun. Demin de ifade ettiğin gibi kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmışsın. Özgürlüğü ortadan kaldırmışsın. Hukuku siyasallaştırmışsın. Daha ne istiyorsun? Nasıl bir yetki istiyorsun? Nasıl bir yönetim biçimi istiyorsun? Başkanlıkla yönetilen ülkelerin %20'sinde sistem demokratik, sistem çözümcül, özgürlükçü. %80'inde diktatorya var, %80'inde kaos var, %80'inde maalesef geri kalmışlık var. Bize başkanlığı bir süslü bir ambalajın içerisinde sanki iyi bir ürün gibi. Halbuki o ambalajı açtığımızda içinde gerçekten insana zarar veren, insanları ayrıştıran, insanları bölen ve bu ülkeye hiç faydası olmayan bir yapı.